Merhaba arkadaşlar. Bu videoda bir fonksiyon eğer bir C noktasında türevlenebilir ise C noktasında aynı zamanda süreklidir. Evet, bunu kanıtlamak istiyorum ama kanıtı yapmadan önce türevlenebilirliğin ve sürekliliğin ne demek olduğunu şöyle bir hatırlayalım. Şimdi ilk olarak türevlenebilirlik. Türevlenebilirlik söylemesi zor. Öncelikle bunun hakkında konuşalım. Bu tür durumlarda kendimize bir fonksiyon çizmek işimizi genellikle kolaylaştırır. Burası y eksenimiz, burası da x eksenimiz. Buraya da şöyle bir fonksiyon çizelim. Diyelim ki fonksiyonumuz şu şekilde görünsün ve x eşittir c noktası ile ilgilenelim. Bu da bu da şuradaki nokta olsun. Burası x eşittir c noktası olduğuna göre bu noktanın değeri de fc olacak. Evet fc. x eşittir c noktasındaki türevi ya da x eşittir c'deki teğet doğrusunun eğimini bulmak için şöyle düşünebiliriz. Başka bir nokta ile başlayalım. Diyelim ki şurada bir başka x noktasından bahsediyoruz. O zaman buradaki y değeri fx olur, değil mi? fx. Bu grafik elbette y eşittir, fx'in grafiği belirtelim ve bu iki nokta arasındaki çizginin, bu kesen çizgisinin eğimini bulmaya çalışabiliriz. Böylece x, c'ye yaklaşırkenki limitin değerini bulabiliriz. Ve x, c'ye yaklaşırken bu kesen çizgisinin eğimi de teğet çizgisinin eğimine yaklaşır. Yani türeve yaklaşır. O zaman bu kesen çizgisinin x, c'ye yaklaşırkenki limitini, x, c'ye yaklaşırken limitini alalım. Evet, o zaman eğim ne olur? y'deki değişim bölü x'deki değişim değil mi? Y'deki değişim fx eksi fc. Bu bizim y'deki değişimimiz. Bu sadece tekrar amaçlı unutmayın. Bu türe bir ifade etmenin yalnızca bir yolu. O zaman fx eksi fc bu y'deki değişim bölü x'deki değişim. Evet bölü x'deki değişim o da x eksi c. Şimdi eğer böyle bir limit değeri varsa bu noktadaki teğet çizgisinin eğimini bulabiliriz ve bu teğet çizgisinin eğimine x eşittir c'deki türev diyoruz. O zaman bu ifade eşittir f üssü, evet f üssü c olur. Bunların hepsi sadece birer tekrar. Eğer bir f fonksiyonu x eşittir c'de türevlenebilir diyorsak aslında sadece bu limitin bir değeri olduğunu söylüyoruz ve eğer bu limitin bir değeri de varsa buna f üstü c diyoruz. Şimdi bu türevlenebilirliğin kısa bir tekrarıydı. Bir de sürekliliğin üzerinden geçelim. Süreklilik. Sürekliliğin tanımını şöyle yapıyoruz. Limit x c'ye yaklaşırken f x eşittir f c olur. Şimdi eğer bunun nereden geldiğini düşünüyorsanız, bunu biraz görselleştirelim ve umarım bu sayede matematiksel sezgileriniz kuvvetlenir. Şimdi elimizde bir fonksiyon olsun. Aslında aslında süreksiz olduğumuz durumları inceleyelim önce. Böylece daha rahat görebilirsiniz. Diyelim ki x eşittir c'de noktasal süreksizliğimiz olsun. Evet, şimdi burası x eşittir c. Noktasal süreksizliğimiz varsa burada aslında şöyle çizeyim. Burada bir boşluk var ve x eşittir c olduğu zaman fc yukarıdaki bu noktada oluyor. Burası fc ve fonksiyon bu şekilde devam ediyor. Limit x c'ye yaklaşırken f(x) buradaki değeri alacak. Gördüğünüz gibi f(c) değerinden çok daha farklı bir değer. x c'ye yaklaşırken f(x)'in limitini almak istersek limitini evet limitini almak istersek burası limit x c'ye yaklaşırken f(x) gördüğünüz gibi f(c) değerinden farklı bir değer o zaman bu süreklilik tanımı doğru görünüyor. En azından bu durum için. Çünkü bu sürekli bir fonksiyon değil. Noktasal süreksizlik söz konusu. Öyleyse en azından bu durum için süreklilik tanımımız bu fonksiyonu süreksiz bir fonksiyon olarak ifade eder. Şimdi bir de sıçrama süreksizliğine bakalım. Şu şekilde çizelim. Umarım bu tekrarlar faydalı oluyordur bu arada. Şimdi x eşittir c'deki bir sıçrama süreksizliği şöyle görünüyor olabilir. Burası x eşittir c x eşittir c, burası da f c. Eğer limit x c'ye yaklaşırken f x değerini bulmak isterseniz, c'ye soldan yaklaştığınız zaman, evet bu değere c'ye sağdan yaklaşırsanız da fc'ye ulaşırsınız. Dolayısıyla burada bir limit değeri bulamayız. Yani bu tür bir sıçrama süreksizliği durumunda bu noktada bir limit değeri olmuyor. Böylece süreklilik tanımımız bize bunun sürekli olmadığını, burada bir limit değeri bulamayacağımızı söylüyor. O zaman gelin hadi bir de sürekli olan bir fonksiyona bakalım. Böyle bir fonksiyona baktığımız zaman, diyelim ki şu şekilde görünsün, burası x eşittir c noktası olsun, burası da f c. Şimdi burada limit x c'ye yaklaşırken f x'in değeri gerçekten de f c'ye eşit oluyor. Bu da zaten sürekli bir fonksiyonda olması gereken bir durum. Şimdi türevlenebilirlik ve süreklilik tekrarlarımızı yaptığımıza göre türevlenebilirliğin sürekliliği gerektirdiğini kanıtlamaya çalışalım. Aklımızda canlandırabilmemiz için bence böyle bir tekrar iyi oldu. Şimdi türevlenebilirlik bize bu limit değerinin var olduğunu söylüyor. Öyleyse biraz daha farklı bir limitle başlayalım. Bunun altına şöyle bir çizgi çekeyim. Evet yaptığımız şeyler birbirine karışmasın. Şimdi limit x c'ye yaklaşırken fx fx eksi fc eksi -fc, fc limitine bakalım. Bunu başka bir şekilde yazabilir miyiz? Şöyle yazabiliriz değil mi? Limit x c'ye yaklaşırken soldaki bu ifadeyi x eksi c ile çarpıp bölebiliriz. O zaman x eksi c ile çarpalım ve x eksi c'ye bölelim. Şimdi elimizde fx eksi fc bütün hepsi bölü x eksi c oluştu. Burada tek yaptığımız x eksi c ile çarpıp bölmek. Peki bu limitin değeri ne olacak? Eşittir. Limit. Burada limitin bir özelliğini kullanıyoruz. Bir çarpımın limitini aynı zamanda çarpanların ayrı ayrı limitlerinin çarpımı olarak da yazabiliriz. O zaman limit x c'ye yaklaşırken x eksi c çarpı limit şöyle paranteze alayım çarpı limit x c'ye yaklaşırken f x eksi f c bütün hepsi bölü x eksi c olur. Peki bu sağdaki ifade tanıdık mı? Eğer f in c'de türevlenebilir olduğunu kabul edersek aslında bunu başlarken tabi belirtmemiz gerekiyordu F'in c'de çünkü türevlenebilirliğin sürekliliği ifade ettiğini göstermek istiyoruz. F'in c'de türevlenebilir evet türevlenebilir olduğunu kabul edelim. O zaman buradaki ifade f üssü c olacak. Az önce buraya yazdığımız ifadenin aynısı yani bu ifade f üssü c. Peki soldaki bu ifade ne? Limit x c'ye yaklaşırken x eksi c. Burası, burası sıfır olacak değil mi? x c'ye yaklaşırken burası c eksi c olacak ve sıfır edecek. O zaman sıfır çarpı f üssü c ne olur? f üssü c'nin bir değeri olacak. Öyleyse sıfır çarpı herhangi bir şey sıfır edecek. Bütün bu işlemleri sıfır bulmak için yapmış olduk aslında. Peki ama bu neden ilginç? Az önce f'in c'de türevlenebilir olduğunu kabul ettik ve bu limitin değerini hesaplayıp sıfır bulduk. O zaman f'in c'de türevlenebilir olduğunu varsayarsak şöyle yazabiliriz. Limit e, sadece ifadeyi tekrardan yazıyorum. Limit x c'ye yaklaşırken fx eksi fc etrafına şöyle parantezle koyabiliriz. Eşittir sıfır olur. Burada limit özelliğimizi tekrardan kullanabiliriz. Bu şununla aynı şey. Şöyle yazayım. Limit x c'ye yaklaşırken f(x) eksi limit x c'ye yaklaşırken f(c). Evet, f(c) eşittir 0. Farkın limiti, limitlerin farkıyla aynı sonucu verecek. Sağdaki bu ifadenin sonucuna bakalım şimdi. Fc sadece bir sayı. Artık x'in bir fonksiyonu değil. Dolayısıyla fc'nin bir değeri olacak. Yani burayı fc olarak yazabiliriz. Burası fc. O zaman limit x c'ye yaklaşırken fx eksi fc eşittir 0. Her iki tarafa fc eklersek limit x c'ye yaklaşırken fx eşittir fc buluruz. Ve bu da sürekliliğin tanımı öyle değil mi? Fonksiyonumuzun x c'ye yaklaşırkenki değeri fonksiyonun c'deki değerine eşit olmalı. Bu da fonksiyonumuzun sürekli olduğunu gösterir. Şimdi toparlayacak olursak f'in c'de türevlenebilir olduğunu varsayarak başladık. Bu varsayımı kullanarak buradaki limit değerine ulaştık ve değerini de 0 bulduk. Ve eğer bu limit sıfıra eşitse biraz cebir yardımıyla ve limit özelliklerinden de faydalanarak limit x c'ye yaklaşırken f x'in değerini f c olarak bulduk. Bu da bizim c noktasındaki süreklilik tanımımızdı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Eğer bir noktada türev olduğunu biliyorsak, eğer bir c noktasında fonksiyon türevlenebilir ise bu aynı zamanda c noktasında fonksiyonun sürekli olduğu anlamına gelir. Evet fonksiyon o noktada süreklidir.